Evet, Sincan'dan herkese günaydınlar. Bugün Sincan Şoförler Odası Başkanı Sayın İsa Yalçın'la görüşeceğiz. Şimdi şoför odasının binasına doğru yürüyoruz. Evet, bugün İsa Yalçın'a gündemle alakalı sorular soracağız. Son zamanlarda yaptığı icraatlarla alakalı fikirlerini soracağız. Ve hedefleri nelerdir ve daha neler yapmak istiyor, onlar hakkında bilgi alacağız. Başkanım, öncelikle günaydın, hayırlı cumalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. İyiyiz, Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Sağ olun başkanım. Hoş sağınıza geldiniz. Dua edilsin. Hoş bulduk tekrardan. Başkanım, uzun bir aradan sonra tekrar bir röportaj yapmak istedik. Evet. Çünkü çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Evet. Biz de bunların takipçisiyiz. Ancak bunları bir araya toplayıp halkımıza tekrar duyurmak istedik. Evet. Müsaitseniz hemen kısa kısa sorularımız var. Çok da vaktinizi almayayım. Siz de yoğunsunuz zaten. Bize vakit ayırdınız. Evet. Hemen sorularıma geçeyim ben başkanım. Çalışmalarınız sayesinde sorunlar birer birer çözülüyor. Ancak hala halk gözünde taksici ve dolmuşçu imajını maalesef yıkabilmiş değiliz. Evet. Yani hala trafiği katleden, hala trafiği yavaşlatan, istediği zaman duran, istediği zaman hızlı giden bir izlenim var halkın gözünde. Biz bunu ne kadar olsa da düzeldiğini görsek de halk hala bunun maalesef bu şekilde ilerlediğini düşünüyor. Evet. Bu konuda adımlarınız var mı? Nasıl düzeltmeyi planlıyorsunuz halkın bu bakış açısını? Tabii. Şimdi arkadaşlar, insanların yaşadığı yerde sorunlar olur. Bunu sıfıra çıkaramazsınız. Bizim amacımız bunları en alt seviyeye çekmek. Bunlarla ilgili işte çalışmamız da, ben bu mesleğin içinden geldim. Onlarla beraber çalıştık. O havayı, atmosferi teneffüs ettik. Burada en büyük nedenlerden birisi insan faktörü. Bizim şikayetlerimizin %80'i insan faktörü. Yani çalışan araçlarımızdaki, taksicilerimiz, dolmuşçularımızdaki, çalışan şoförlerimizle ilgili. Bunu düzeltmek için de bizim eğitime önem vermemiz lazım. Biz her ne kadar kendi iç yapımızda cezalandırma ve ödül sistemi de yapsak, bu eğitimden geçiyor. Eğitim şart. Bununla ilgili adımlarımızı attık. İnşallah Milli Eğitim Bakan Yardımcımızla da görüşüp bir kere ticari araç kullanımı mesleğini müfredata sokmamız lazım. Milli Eğitim müfredatına sokmamız lazım. Meslek liselerinde ticari araç kullanımı, şoförlüğü bölüm açılması lazım. Çünkü biz her ne kadar eğitim versek de bu eğitimler yeterli olmuyor. Her mesleğin bir yüksek okulu, bir meslek bölümü varsa bizde de olması lazım. Oradan çıkan öğrencileri, bugün 3 sene biz meslek lisesinde eğitim verirsek, bir de ön lisans programı açılır da burada da eğitim verirsek, buradan sonuç alırız. Allah'ın izniyle bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Biz burada devamlı seminer veriyoruz, eğitim veriyoruz şoförlerimize. Empati yapmalarını istiyoruz. Şu anda ama Sincan'da gözle görülür bir şekilde değişme var. Evet. Ankara'ya baktığımız zaman, Ankara merkeze baktığımız zaman Sincan'ımızda büyük bir değişim var. Dediğim gibi bunun sıfıra indirme imkanı sıfır. Yani insanın yaşadığı yerde sorun bitmez. Zaten bilmiyorum, sorun bitiyorsa orada da bir anormallik vardır. Özellikle ama biz bunu en aza indirme çabasındayız. Bunu da esnaflarımızla iç içe devamlı burada toplantılar yaparak, konunun önemini anlatarak, toplumdaki o ticari araç, taksi, dolmuş, servis, her neyse, bu şoförlüklerde o kötü imajı yıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün gayretimizi gösteriyoruz. Allah'ın izniyle de buna da bir çözüm bulacağımıza inanıyorum. Devlet büyüklerimize bu konuyu ilettik. Hı hı. Onlardan da inşallah. Çünkü şöyle düşündüğün zaman bu konu Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Bugün Türkiye'de baktığımız zaman ulaşımda taksisi, dolmuşu, servisi çocuklarımıza emanet ediyoruz. Evet, canımıza emanet ediyoruz. Tabii. Çocuklarımıza emanet ediyoruz. Kendimizi, eşimizi, yavrularımızı. Yani o yüzden bu olayın üstünde duruyoruz ve önemsiyoruz. Kesinlikle Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına girmesi lazım bu ticari araç kullanımı. Sadece taksi dolmuş değil bakın. Taksi, minibüs, servis, uzun yol otobüsü, kamyon. Neticede ticari olarak taşımacılık yapan her sektöre bu eğitim şart. Eğer bu eğitimi tam dört dörtlük verebilirsek, dediğim gibi bunun bir okulundan mezun olan çocukları çalıştırabilirsek bu mesleklerde, bunun çözümünü ancak öyle buluruz. Yani bir nevi profesyonel hale getirmeliyiz diyorsun. Tabii ki, tabii ki.
Başkanım biraz önce bahsettiniz. Eğitim konusunda girişimleriniz vardı. Evet. Bu girişimler hangi düzeye ulaştı? Yani olumlu durumda mı seyrediyor? Yani olacak gibi mi? İnşallah biz elimizden geleni yapıyoruz. Tabii bu takdir devlet büyüklerimizin. Biz görüşmelerimiz şu anda devam ediyor. İnşallah bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Dediğim gibi bu sorun sadece Sincan'daki minibüs taksinin sorunu değil. Tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Bu konuda diğer oda başkanlarımızın da duyarlı olmasını istiyoruz biz gibi. Yani bu konuyu gündeme getirmemiz lazım. Bir kamuoyu yaratmamız lazım. Eğer böyle yaparsak sonuç alırız bundan. Ve gelecek nesillere güzel bir iş yapmış oluruz. İnşallah ileride okuldan mezun olan çocuklar dediğim gibi çalıştığı zaman inanıyorum ki bu toplu taşımacılık çok daha üst seviyelere, kalite olarak da eğitim olarak da geleceğine inanıyorum. Peki başkanım, bu eğitim konusunda YÖK'ten izin çıktı, Milli Eğitim'den izin çıktığını varsayarsak şu an hala hazırda faal olarak minibüs, dolmuş, taksi kullanan şoförlerinizin de bu eğitim almalarını gerekiyor mu? Yoksa yeni nesile mi? Şimdi burada bir geçiş dönemi olacaktır tabii ki. Yani şu andaki mevcut şoförlerimize o okullara gitmesinin imkanı yok. Yani teknik açıdan da yok. Ama tabii ki onlar da bir seminere, bir eğitim alarak da bundan geçirir. Ama bizim amacımız ilerleyen dönemlerde artık bunun okullardan çıkmış kalifiyeli şoförlerin, eğitimli şoförlerin çalışması. Tek temennimiz bu. Bakın ben bir araştırma yaptım. Bugün İngiltere'de, Fransa, Almanya, Amerika bugün ticari araç kullanan şoför beden dili eğitimi almak zorunda. Yabancı dil eğitimi almak zorunda. İlk yardım eğitimi almak zorunda. Şimdi böyle olunca ne olur? Hem kalite artar, hem verilen hizmetin kalitesi artmış olur, hem de bizim sektörümüz gelişmiş olur. Evet. Biraz önce dediğim gibi %80 şoför ağırlıklı, yani insan ağırlıklı şikayetler. Bunu biz en aza indirdiğimizde inanıyorum ki çok daha kaliteli hizmet müşterilerimize vereceğiz. Ve bize artı olarak da minibüs, taksi, servis, kamyon sahiplerine de hem kazancımız artar. Çünkü toplu taşıma olan güveni artırır. Hem kazançlarımız artar, hem de araçlarımızın değerleri, plaka değerleri artar. İnşallah bunu da elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. İnşallah başkanım. Biz de takipçiniz olacağız inşallah. Başkanım bir de son aylarda esnaf arkadaşlarınızla, esnaflarla bayağı bir toplantı yapma durumundasınız. Evet. Yani her hafta servisçilerle, taksicilerle, dolmuşlarla ayrı ayrı toplantı yapıp istişarelerde evet. bulunuyorsunuz. Bunun içeriği nedir? Biraz bilgi verir misiniz? Şimdi ben dediğim gibi bu mesleğin içinden geldim. Eğer esnaflarınızla iç içe değilseniz başarı elde etmeniz imkansız. Burada başarının yolu esnaflarınızla iç içe olmaktır. Onların sorunlarını dinlemek. Onların sıkıntılarını dinlemek, çözüm bulma aşamasında hem bir kaynaşma hem de bu sorunları ilk ağızdan onlardan duyabilmek ve ona göre çözüm üretmek, işte sonuca buradan daha iyi gidiyoruz. Biz de bunu yapıyoruz. Geçen hafta kamyoncu arkadaşlarımızla beraber geldik. Dün yine aynı keza servisçi arkadaşlarımızla, minibüsçü arkadaşlarımızla zaten beraberiz her zaman. Taksici esnaflarımızla da beraber oluyoruz. İlerleyen günlerde muhtarlarımızla olacağız. Onların ulaşım konusundaki sıkıntılarını dinleyeceğiz. Yani toplumun içinde olursanız, insanlarla iç içe olursanız sorunların çözümünde çok daha iyi yol kat ediyorsunuz ve sonuç elde ediyorsunuz. Bizim amacımız da burada esnaflarımızla iç içe olmak. Sadece seçim zamanı hatırlanan bir esnaf değil, her zaman iç içe olduğumuz, kaynaştığımız, sorunları dinleyen, karşılıklı istişare yaptığımız esnaflarımızla bir arada olma duygusuyla hareket ediyoruz. Biz bu odacılığa yeni bir farklı anlayış getirdik. Eskisi gibi koltukta otur, çayını iç ama esnaftan bir haber. Artık o yönetim şeklini değiştirdik biz. Biz devamlı şimdi sahadayız. Burada toplantılarımızla beraber esnaflarımızla iç içeyiz. Bundan da esnaflarımız çok memnun. İnşallah bu doğru hareket edeceğiz. İnşallah. Birlik beraberliği yakalayacağız inşallah. İnşallah başkanım. Başkanım son iki sorun kaldı. Onunla da size ileteyim. Başkanım gayet hızlı çalışıyorsunuz. Sorunların evet. üstüne çok net gidiyorsunuz ve keskin çözümler buluyorsunuz. Peki bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? Yani aklınızda olan projeler evet. şu an kesinleşen. Şimdi taksi duraklarımızın işte birçoğunu yaptık. Kanalın suyunu getirdik.
3-5 taksiramız kaldı. Şimdi onların üstünde yoğunlaştık. İnşallah onların sorunlarını da bitireceğiz. Biraz önce dediğim gibi, yani insanın yaşadığı yerde sorun bitmez. Biz bir de bu işi severek yapıyoruz. Yani şöyle akşam oldu muydu, acaba bugün esnafa ne yapabildik biz? Hangi konuda faydalı olabildik? Bu soruyu kendimize soruyoruz. Ben ve yönetim arkadaşlarımız olarak. İnşallah dediğim gibi sorunları bitiremeyiz ama en aza indirmenin gayreti içindeyiz. Esnaflarımızla görüştükçe yeni sorunlar çıkıyor. Tabii bazı sorunlar çözüyorsunuz, yeni sorunlar çıkıyor. Bunların da gayreti içindeyiz. Amacımız bir şeyler yapabilmek, yani şu koltukta oturduğunuz makamın hakkını verebilmek. Bence en önemli olan şey budur. Yani akşam evinize gittiğinizde şuranız rahatsa, huzurluysanız bence bu olayı çözmüşsünüz demektir. Bizim de derdimiz şu anda dediğim gibi bu eğitim var. Minibüslerde ayakta yolcu olayımız var. Kamyonlarımızda birçok sorun var. Servislerimizde aynı ona keza sorunlarımız var. Bunları çözmek için de şu anda gene birçok yerden devlet büyüklerimizden randevu talep ettik. Onlarla da görüşüp bu sorunları çözmek. İnşallah. Şu andaki hedefimiz esnafımızı rahatlatmak. İnşallah başkanım, biz de medya olarak her zaman arkanızdayız. Allah razı olsun. Başkanım, son olarak Sincan halkına ve Sincan esnafına, size evet, bağlı olan bağlı olmayan esnafımıza, trafikle alakalı, ulaşımla alakalı, evet, olsun olmasın, neler söylemek istersiniz, neler iletmek istersiniz? Ben Sincan halkıma buradan seslenmek istiyorum. Gerçekten gece gündüz özveriyle çalışan bir ekip var burada. Elimizden ne gelirse yapıyoruz. Aynı şekilde benim minibüsçü esnafım, taksici esnafım, servisçi esnafım, kamyon ve kamyonetçi esnafım. Ben o işi görüyorum o esnaflarımızda. Hep birlikte bir mücadele içindeyiz. Bunun daha iyisini nasıl yaparızın derdindeyiz. Benim onlardan ricam, yani artık şu ön yargıyı kırsınlar. Taksici, servisçi, dolmuşçu, bu ön yargıyı kırsınlar. Sincan bizim Sincanımız. Bizim amacımız halkımıza hizmet etmek. Onlar da bizim başımızın tacı, müşteri veli nimetimiz. Onlar da bu ön yargıyı kırarlarsa hep birlikte bu olayı daha güzel yerlere getiririz inşallah. İnşallah. Benim ricam bu. Yani bu ön yargıyla yaklaşmasınlar hiçbir olaya. Şu anda gerçekten gecemizi günümüze katıyoruz. Acaba daha iyi nasıl yapabilirizin derdindeyiz. Böyle de devam edeceğiz. Onlardan da bu konuda destek bekliyoruz. İyi niyetli şekilde yaklaşmaları tabii, lazım tabii, diyorsunuz değil mi başkanım? Başkanım, açıklamanız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Başarınızın devamı diliyoruz. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Sevgiye selamımı soruyorum herkese.